Umarım bağlantıda bir sıkıntı yok. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bu akşamki dersimizde, bugünkü kursumuzda Hollandaca dil bilgisinde çokça kullanılan bağlaçları ve Verbindungswoorden, Signalwoorden bununla birlikte cümlede bazı özel görevleri bulunan en, so dat, tun, om dat, na dat, want, of, dus, maar, als, de, while, hoewel gibi bağlaçları öğreneceğiz. Başarılar diliyorum. Belirtilen sinyal boardlarını cümlelerin en az iki defa yüksek sesle anlaşılır şekilde söyleyiniz. Dil alışkanlığını sağlamış olursunuz. Cümleleri ve kullanılan bağlaçları cümle içinde kullanıldığıyla öğrenirseniz daha uzun süreli hafızada tutabiliyorsunuz. Herhalde ise senin metni meysku bıraktı sinyal boardun en förbindiğin small boardun minimal tweaker hardop en derdilik. Als je deze manier doet, dan kunnen jullie deze sinyal boardun en Verbindingswoorden vele langere termijn onthouden en gebruiken. Wat zijn die dan? Laten wij meteen kijken. Als het over oorzaak en gevolg gaat. Sebep ve sonuç ilişkileri var. Toelichting voorbeeld. Daha ayrıntılı bir açıklama yapmak durumunda kaldığımızda. Signalwoorden van tijd. Zamanı belirten işaret zarfları bunlar. Ayrıyeten. Overeenkomst en vergelijkingen. Çok benzerlikler ve karşılaştırmalar. Reden, sebep, verklaring, açıklama ve argument, konuyla ilgili olarak argümanları sunma. Opsomine, yani birincisi, ikincisi, önce şunu yaparsın, sonra bunu yaparsın, en son şunu yaparsın. Opsomine dediğimiz şey de sıralandırma. Söz konusudur. Samenvatting en herhaling, özetleme ve tekrar etme durumu. Tegenstellinge, zıtlık durumu, yani cümlede. İşte bugün yağmur yağıyorken ben öbür tarafta işte başka bir şey yapıyorum. Anlamsal açıdan zıtlıklardan bahsediyorsunuz. Conclusies ve sonuç çıkartma. Dit zijn de meest gebruikte signaalwoorden van de hoofdstuk. Tabii daha başkaları da var ama ilk aklımıza gelenler bunlar diye belirtiyoruz arkadaşlar. Wat zijn signaalwoorden? Deze woorden helpen jou om verband in een tekst te herkennen. Bu kelimeler özellikle bir okuma parçasını göz önüne aldığımızda parçanın nasıl oluştuğunu ve oluşturulduğunu belirtirler. Opsomine verder, naast, daha sonra, bununla birlikte. Volgorde van tijd, zaman sıralaması, önce, sonra, en sonunda. Tegenstellingen, ama, maar. Oorzaak, gevolg, sebep ve sonuç ilişkileri. Zodat, want, çünkü, omdat, doordat vesaire gibi gelecektir birazdan zaten. Sizden ricam birazdan. Tegenstelling, karşılaştırmalar. Arkadaşlar uzun bir listemiz var. Size sırayla sıra vermek istiyorum. Sizden ricam cümleyi açık ve anlaşılır bir şekilde okumanız ve anlamını bize söylemeye çalışmanız. An de ene kant. Yani bir taraftan şöyle, diğer taraftan da böyledir. Tuğba Yılmaz Hanım sizinle başlıyoruz efendim. İlk diye sizin mikrofonunuzu açabilirsiniz. Buyurun efendim. Aan de ene kant heb je gelijk, maar aan de andere kant ben je ook schuldig. Bir taraftan çok haklısın, bir tarafta suçlusun, bir taraftan da suçlusun. Güzel efendim, teşekkür ederim. Devam edin lütfen. De school is enerzijds for the leerlingen, anderzijds ook for the docenten. Enerzijds. Einerseits for the leerlingen, okul öğrenciler için bir taraftan, öğrenciler için diğer taraftan da öğretmenler içindir. Çok güzel, teşekkür ediyorum. Tuğba Lala Hanım devam ediyorsunuz. Hoewel hij ziek was, ging hij toch naar school. Hoewel hij ziek was, ging hij toch naar school. Hasta olduğu halde yine de okula gitti. Teşekkür ederim. Devam edin lütfen. Vader maakt de kinderen niet zien, behalve als ze zelf hem bezoeken. Babası çocukları görebilir. Fakat misafir olarak mı? Behalve als baba çocukları göremez. Birinci cümle. Sadece istisnai durum. Als ze zelf hem bezoeken. Eğer çocuklar onu ziyaret ederse çocukları görebilir. Anlam farkına dikkat edin. Teşekkür ediyorum. Özge Hanım devam ediyoruz. Mikrofon Özge Hanım rica etsem.
Esma denkt net Zoals her father. Esma babası gibi düşünüyor. Aynen babası gibi ama dikkat edin. Net Zoals. Oradaki netin anlamı aynen demek. Aynen. Devam edelim. Okay. Als ist irritant. Even als sein Zösche. Was bedeutet even als? Aynen. Aynen. Kardeş Ali de kardeşi gibi irritant. Yani gıcık. Gıcık, sinir edici. Çok güzel. Son cümleye gıcık, devam edin. Evet. This situation is vergelijkbaar met her, met what ik zelf meegemaakt heb. Ik weet het niet. Deze situatie, bu durum vergelijkbaar, karşılaştırılabilir. Benim başıma gelen durumla, olayla tam anlamıyla karşılaştırılabilir bir durum. Yeah. Okay. Teşekkür ederim efendim. Yeah. Kazım Bey, mikrofonunuzu açabilirsiniz bu arada. Buyurun efendim. Şu anda merhaba. Zaman arkadaşlar bunlar evet. Zamanlar. Buyurun efendim. For that öncesinde diyorsunuz. Cümleye for that for that ik naar bed ga puts ik mijn tanden. Yani yatağa gitmeden önce dişlerimi fırçaladım. Okay. Devam edelim. Vroeger öncesinde daha önceleri. Vroeger heb ik deze opleiding gevolgd. Güzel. Öncesinde bu dersi takip ettim. Bu eğitime devam katılmıştım. Eğitime katılmıştım. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Tuğba Hanım hazır olun bu arada. Eğirdir daha öncesi. Anfanklık başlangıcında. Eğir birinci. Noit. Asla. Nadat daha sonra. Buyurun. Kenan was eğirdir danik in het restaurant. Kenan benden önce restoranttaydı. Anfanklık fond ik de lees heel spannend. Dat viel uitendelijk mee. Uiteindelijk? Uiteindelijk mee. Güzel. Başlangıçta dersi heyecanlı buldum. Çok heyecanlı buldum. Dat viel uiteindelijk mee. En sonunda ama daha sonrasında o kadar da heyecan verici değildi. Aslında tam çevirisi dersin başında dersi çok heyecan verici, beni çok heyecanlandırıcı olarak durmuşum. Beni çok heyecanlandırmıştı ama daha sonrasında idare ederdi ya, idare ettim. Devam edin. İha. Ja. Ik ga erst iets eten, want ik heb hele dag niets gegeten. Eerst. Ik ga eerst iets eten, want ik heb hele dag niets gegeten. Önce bir şey yiyeceğim çünkü bütün gün hiçbir şey yemedim. Güzel. Çok güzel. Devam edelim. 6. Ik heb haar nooit eerder gezien. Eerder. Daha önce hiç görmemiştim mi? Eerder. Evet. Ya, ben onu daha önce hiç görmemiştim. Güzel. 7 efendim. Nadat ik gegeten heb, heb ik een kopje Turkse thee gedronken. Bundan sonra nadat yemek gegeten, yemek yedikten sonra bir fincan Türk kahve içtim. Kahve mi çay mı? Çay, sorry. Tamam. Çay içtim. Yeah. Teşekkür ederim. Yeah. Özge Hanım müsait misiniz? Evet şu anda müsaitim hocam. Buyurun efendim. For that ik naar school ging, moest ik eerst naar de winkel. Okula gitmeden önce şeye gitmem lazım. Dükkana gitmem lazım. Dükkana gitmek zorundayım. Lazımdı. Zorundaydım. Lazımdım. Evet. Devam edelim. Wanneer zijn wij vrij? Ne zaman müsaitiz? Okay. Wanneer ik sport voel ik mij veel beter. Ne zaman spor yaparsam kendimi iyi hissederim. Çok güzel. Devam edelim. Wanneer ik op vakantie ben, dan ga ik voor jou een gouden ring kopen. Ne zaman tatile gidersem, o zaman
sana altın yüzük satın alacağım. Oradaki ne zaman yerine alırım. Tatile gittiğimde burada kesin söz var. Bakın söz veriyorsunuz burada karşıdaki kişiye. Tamam? Tatile gittiğimde sana altın yüzük alacağım. Bravo efendim. Als ich die Tafel deck, guck jij dann in tussen ondertussen de eieren. Tafel deck. What masayı hazırlamak. That? Masa hazırlamak efendim. Oh. Cook. Could you my Eva helper? Ben masayı hazırladığımda sen de bu arada işte sen de bu arada yumurtayı kaynatır mısın? Veya evet. Pişirirsin. Kavuk. Evet. Buyurun devam edin. Hij zei dat hij niet beledigend was, maar beledigd was, maar ondertussen wel. Wat betekent beledigd was? Damarına basılmak, böyle kalbi kırılmak, suçlanmak. Ik durf niet te zeggen. Ja, ilk başta böyle çok alınmadığını söyledi ama ama arada olduğunu ben biliyorum. Oluyor. Oldu yani ben biliyorum. Maar ondertussen ama o arada oldu, alındı. Okay. Mag ik doorgaan of stoppen? Ja, laatste alsjeblieft. Tijdens mijn vakantie heb ik elke dag gezwommen. Tatildeyken her gün yüzdüm. Bravo. Tijdens süresince erken arkadan ilk Türkçesi. Tatildeyken. Tabii bravo. Yeah. Teşekkürler. We hebben huisregels voor onze kinderen. Çocuklar için evde kurallarımız var. Tuğba Hanım çocuklarla arası iyi. Tuğba Lale Hanım lütfen. Unutmadan. Başlıyorum hocam. We have huisregels for onze kinderen. Bizim ev kurallarımız var çocuklar için. Ten eerste moeten ze hun handen wassen. İlk önce ellerini yıkamaları gerekiyor. Ten tweede moeten ze zich uitkleden en hun pyjama's aandoen. Daha sonra kıyafetlerini çıkarıp pijamalarını giymeleri gerekiyor. Ten slotte moeten ze hun tanden poetsen. Son olarak dişlerini fırçalamaları gerekiyor. Çok güzel, teşekkür ediyorum. Kazım Bey, buyurun. Ik ga boodschappen voor volgens moet ik naar de markt om vis te kopen. Ik ga boodschappen doen. Ik ga boodschappen doen. Okay. Vervolgens moet ik naar de... Vervolgens. Efendim. Vervolgens. Vervolgens moet ik naar de markt. Bravo. Om te kopen. Bravo. Bovendien moet nog mijn huiswerk maken. Bir daha alalım. Je moet wel strafje. Bovendien, bovendien. Bovendien, bovendien. Bovendien. İlk aşamada ik ga boodschappen doen. Önce alışveriş yapacağım. Daha sonra ise önce, değil mi? Evet hocam. İlk önce alışveriş yapacağım. Daha sonra ise markete balık almak için gideceğim. Veya pazara. Pazara. Tamam. Bovun hatta hala hatta demek. Hatta bunun üstüne. Hatta ev ödümü yapmalıyım. Çok güzel. Bravo Kazım Bey. Kazım Bey devam edin lütfen. Erst en daarna. Önce ve sonra. Ik ga eerst een boek lezen en daarna ga ik naar bed. İlk önce kitap okuyacağım ve daha sonra yatacağım. Evet. Tuğba Lala Hanım lütfen devam ediyorsunuz. Ik vind. Ik vind de les niet alleen maar spannend, maar ook best moeilijk. Ders sadece heyecanlı değil, aynı zamanda zor. Çok güzel. Devam edin lütfen. Ik vind de les best spannend, maar ik mis zelf ons de film te kijken. Ders çok heyecanlı ama akşam film bakmayı kaçıracağım. Veya özlüyorum, kaçırıyorum.
Oradaki maar bağlaç arkadaşlar. Tuğba Hanım son cümle lütfen. Ik koop elke week appels, want ze zijn zo wel gezond als lekker. Ben her hafta elma satın alıyorum. Çünkü sağlıklı olduğu kadar da lezzetli. Çok güzel. Çok güzel bir çeviri. Tebrik ederim. Olduğu kadar da. Yani hem. Evet, Özge Hanım'a devam ediyoruz. Buyurun efendim. Alleen maar. Özge Hanım, mikrofonunuz kapalı Sayın Hocam. Evet. Sorry. Mehmet besteedt niet alleen maar zijn geld, maar ook zijn tijd aan haar. Besteedt, wat betekent dat? Harcamak, kullanmak. Vermek. Mehmet sadece zamanını harcamıyor. Bununla birlikte ama evet. Çok güzel. Ama hem zamanını hem de parası hem zamanını kendi zamanını hem parasını harcıyor. Güzel, öyle de bir çevir olabilir tabii ki. Neden olmasın? Devam edin lütfen. Bravo. Het regent de hele dag, maar de straten blijven best droog. Bütün gün yağmur yağmasına rağmen sokaklar yeterince kuru. O da olur ama buradaki fark şey, özellikle amanın üstünü çizmek istiyorum arkadaşlar. Bağlı olarak da het regent de hele dag, normal, aktif. Bütün gün yağmur yağdı ama sokaklar hala kuru. Bravo, işte bu. Devam edin lütfen. Ik koop elke week appels, want ze zijn zo veel gezond als lekker. Her gün, her hafta elma satın alıyorum. Çünkü hem sağlıklı hem de lezzetli. Çok güzel, bravo. Devam edelim. Ik wil hier niet meer wonen. Mijn buren zijn zeer irritant. Een ander argument is dat ik niet meer gelukkig ben. Argument. Bravo. Evet. Burada artık yaşamak istemiyorum. Benim komşularım çok gıcık olduğundan evet. Tamam. Burada yaşamak istemiyorum. Bir de kendimi çok fazla iyi hissetmiyorum. Diğer mutlu demek. Evet, diğer ama sebepse, diğer argümansa... Diğer sebep kendimi mutlu hissetmiyorum. Artık mutlu değilim. Teşekkür ederim efendim. Evet, Tuğba Yılmaz Hanım, sıra sizde, devam edin lütfen. Is noch ein Reden, warum ich zu laut ben? Namelijk mijn wekker was kaputt. Geç kalmama bir sebep var. Sebebim var geç kaldığım için. Yani benim alarmım bozuldu. Güzel. Yani eriz noh evreydi var mı köle atmen. Geç kalmamın bir başka sebebi daha var. Namalık yani alarmım bozuldu. Biraz daha akıcı. Devam edin lütfen. İlk ben namalık zehir behulp zem. Ben faydalı, çok faydalıyım. Ben oraya ben çok faydalıyım. Evet, çok güzel Tuğba Hanım. Onu bir tekrar edebilir miyiz? Ik ben namelijk zeer behulpzaam. Behulpzaam. Okay. Devam edin lütfen. Dilek Belt namens de directeur. Müdürün yerine aradı. Müdürün yerine, müdürün adına. Çok adına güzel. Aradı. Yani. Bravo. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tuğba Hanım, Tuğba Lale Hanım sıra sizde. Buyurun lütfen. Başlıyorum. Ik hou van de literatuur, maar ik kan niet elke dag tijd besteden aan het lezen, toch probeer ik dat. Literatuur. Ne demek hocam? Edebiyat efendim. Edebiyat. Edebiyatı çok severim. Ben edebiyatı çok severim.
ama her gün müstehidin ayırmak, zaman ayırmak, bir şey harcamak. Her gün okuyabilmek için zaman ayırmaya çalışıyorum. Doğru mu? Her gün okumak için zaman ayıramıyorum ama yine de deniyorum. Tok probierikten. Ama yine de deniyorum. Biraz üçlü bir cümle arkadaşlar. Devam edin. Echter do ik mijn best om elke week een boek uit te lezen. Ben elimden geleni yapıyorum her hafta bir kitap okuyup bitirebilmek için. Echter ama yine de demek. Ama yine de. Evet. Ben yine de her hafta bir kitap bitirebilmeyi deniyorum. Güzel. Je komt naar mijn feestje toch? Benim eğlenceme, doğum günüme geliyorsun değil mi? Partime. Partime geliyorsun değil mi? Tamam, teşekkür ediyorum. Kazım Bey devam ediyorsunuz lütfen. Ik was hele dag in Rotterdam, maar ik heb toch besloten om jou niet te bezoeken. Bütün gün Rotterdam'da bulundum ama nereye ziyaret edeceğimle hakkında hiçbir fikrim yok. Toch besloten, yine de karar verdim seni ziyaret etmemeye. Yine de karar verdim seni ziyaret etmemeye. Okay. Daha güzel bir Türkçe olsa orası. Ama yine de seni ziyaret etmemeye karar verdim. Ama yine de seni ziyaret etmemeye karar verdim. Evet, devam edelim. Dat weet je toch. Je weet het toch. Ne demek? Biliyorsun değil mi? Biliyorsun. Süper. Evet. Toch moeten we extra oefenen. Biz ekstra alıştırma yapmalıyız. Değil yine mi? Yine de. Çok güzel. Yine de. Olur. Tabii. Olur. Güzel. Devam. Het regende maar desondanks ging hij toch wandelen. Ging hij toch wandelen. Ging. Ging hij toch wandelen. Bravo. Yağmur yağıyor ama yine o de. yürüyüş yaptı. Yürüyüşe çıktı. Çıktı. Okay. Orada şey anlayamadım. Hocam orada şey anlayamadım. Desondanks. Het regende. Maar desondanks. Yağmur yağmasına rağmen yine de. Tamam hocam. Yürüyüş yapmaya çıktı veya yürüyüşe çıktı. Sağ olun hocam. Buyurun. Ik ben Rijk. Mijn broer. Darım tegel. Regen, onu ayırın. Bak ya, bitişik yazılıyor ama ayrı okunur. Bu çok güzel bir örnek. Dar en tegel. Aynen. Dar en tegel is arm. Yani bunun ben tam zenginim. Evet. Ben zenginim ama ben zenginim. Tam tersine benim kardeşim fakir. Çok güzel. Bravo. Bravo. Tuğba Yılmaz Hanım buyurun lütfen. Şimdi ilk belde yok açıklama yok. Açıklamayı okuyabilir misin? Tamam, açıklamayı okuyabilir misiniz? Önemli çünkü. Ya, opmerken. Evet. Opmerken doordat en daardoor worden uitsluitend voor oorzaken gebruikt. Omdat en daarom worden vaak voor redenen. Maar ook voor oorzaken. Şimdi bunu açıklayalım. Diyor ki dikkatinize doordat. Evet. Doordat ve daardoor okay. Özellikle sebepleri belirtirken kullanılır. Bundan dolayı oldu der. Omdat, darum, çünkü ve bu yüzden dolayı veya bundan dolayı. Worden vaak voor redenen daha çok sebepleri açıklarken ama kimi zaman da buna sebep olan durumları belirtirken kullanılır. Şimdi cümleler efendim buyurun. Ik belde tandarts, want ik heb kiespijn. Diş ağrım olduğu için bu yüzden diş doktorunu aradım. Ik belde tandarts, diş doktorunu arıyorum veya diş ağrım vardı. Çünkü dişim ağrıyor.
Bakın cümlede burada çeviride dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü want'tan sonraki cümle düz cümle. Değişmiyor. Çok dikkat edin. Devam edin. İki. We can fail water, want we haven't failed thirst. Bir daha alalım. Çok fazla su içiyoruz çünkü çok fazla susadık. Bravo. We drinken, fail water. Fail değil. Bir daha. Feel. But water. Feel water. Water. Feel evet. Water. Want we haven't failed thirst. İşte bu. Çok bravo. Fazla su içiyoruz çünkü çok fazla susuyoruz. Evet. Though that the zone maintain where fell the hunt is heinen. Trochten de straten snel op orzak. Acilen çok fazla heinen ışık mıydı? Güneş hemen veya birdenbire ışığı. Tabii. Bütün gücüyle veya sıcaklığıyla olduğundan dolayı caddeler hızlı bir şekilde veya hızlıca korudular. Sebep diyor orada. Evet. Devam edeyim mi? Tabii Erdem cümlesini alalım. Okay. Erdem kwantolat doordat hij betrokken was bij een ongelukkig. Erdem çok kaza. Geç geldi. Ongeluk. Erdem geç geldi. Betrokken. Şeye katılmak, kazaya. Neydi? Bir şeye dahil olmak efendim. Kazaya geçirdi. Kaza geçirdiği için. Dahil olduğu için geç geldi. İşte dikkat, evet. Erdem was betrokken bei einem Unglück. Erdem bir kaza geçirmişti veya kazaya dahil olmuştu. Daardoor kwam hij te laat. Bundan dolayı. İşte bundan dolayı geç geldi. Geç gelmesinin sebebi kazaya karışmış olmasıydı. Bu iki cümle farkı, nüans farkı. Bu görün. İki ayrı oldu, diğeri tabii. Evet. Doğrulattı o içinde. Evet. Çok güzel. Son de kok was ziek geworden, daarom kon het feest niet doorgaan. Aşçı hastalandı. Bu yüzden dolayı parti devam etmedi. Het feest kon niet doorgaan omdat de kok ziek was geworden. Parti devam etmedi çünkü aşçı hastalanmıştı. Okay? Evet. Biz. Arkadaşlar dersimizin birinci kısmı bundan ibarettir. İkinci kısma katılmak istiyorsanız bekliyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimizde özellikle bağlaçlar ve cümle yapılarını incelemeye çalıştık. İkinci derste görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Selamlar.